Nevşehir Ülke Ocakları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin açılmasıyla birlikte öğrencilere broşür dağıtarak ülkücülüğün ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını, her ihtiyaçlarını ocak olarak gereken her şeyi yapacağını dile getiren Kenan Örpek, CT Haber mikrofonlarımıza şunları söyledi. Üniversiteler 1,5 yıl aradan sonra tekrardan açıldı. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Üniversiteler korona tedbiri kapsamında 1,5 yıl kapalı tutuldu. Bu eğitime bazı getiriler, bazı götürüler yaşattı. Bu şüphesiz. Bu konuda öğrenci arkadaşların biraz daha adapte olması, üniversite hayatına adapte olması gerekecek. 1,5 yıl, 2 yıl civarında herkes evde kaldı. Bunun getirdiği işte sosyal alışkanlıkların terk edilmesi, insani ilişkilerin zayıflaması, bunlar tabii ki geldi. Bunlar getirisiydi, aynı zamanda götürüsüydü insanlardan. Ama bunu inşallah toplumun dinamiklerini tekrar ayaklandırarak tekrar kazanacağız. Bu alışkanlığımızı tekrar kazanacağız. Şimdi üniversitenin ilk günde ülke ocaklı olarak bir stand açtınız. Evet. Bu standı açma sebebimiz nedir? Bu standı açmamızın sebebi gördüğünüz gibi farklı siyasi oluşumlar, işte öğrenci kulüpleri, yani toplumdan beslenen bütün teşkilatlar, yapılar standlarını açmış durumda. Biz de Ülke Ocakları olarak standımızı açtık. Neden açtık? Bunun yegane sebebi üniversitemiz Taşra'da bulunan bir üniversite olabilir. Bu doğrudur. Fakat buraya köylerinden, taşralarından, mahallelerinden, mezralarından çıkıp gelen arkadaşlarımızın kesinlikle hiçbir mağduriyet yaşamaması, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanabilmesi adına ve üniversite hayatlarında da her zaman maddi ve manevi şekilde yanlarında olacağımızı bildirmek amacıyla biz standımızı açtık. Burada Ülke Ocakları'nın standının bulunması aslında evet maddi anlamda işte burada bir masa var, yani bir pankart, bir bayrak maddi anlamda çok bir şey vaat etmiyor olabilir. Fakat şu bir gerçek, geçtiğimiz yıllarda da ülkemizin geçirdiği zor dönemlerde de hep gördük ki üniversitede okuyan, okumayan, işte lisede okuyan hiç fark etmez. Ülke Ocaklı her birey, teşkilatçı her birey, milletin, milliyetinin ve var olan devletin, kurumun her zaman menfaatine, faydasına iş yapmak amacıyla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Burada Ülke Ocakları'nın maddi anlamda, fiziksel anlamda bir masa bir sandalyeden oluştuğunu yorumlayanlar olacaktır. Bu kesinlikle bir hatadır. Bugün bizim meşhur bir pankartımız vardır. Daha eski arkadaşlar bilir. İşte FETÖ, PKK, PYD gibi hiçbir terör örgütünün barınamayacağı üniversitemize hoş geldiniz. Ve bunun altında da Nevşehir Üniversitesi ülkücüleri yazar. Başka bir şey yazmaz. Çünkü buradaki misyonumuz tamam biz kolluk kuvvetleri değiliz. Bu ülkenin polisi var, jandarması var fakat Ülke Ocakları Teşkilatı olarak burada üniversitemizde hiçbir şekilde devletin, milletin, milli ve manevi duygularımızın, ahlaki değerlerimizin, toplumsal değerlerimizin aksine bir yapılanma olmaması adına biz buradayız bugün. Ve gelen arkadaşlarımızı da maddi, manevi, okul anlamında, akademik anlamda, gerçek hayatın içinden her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üniversite açıldıktan sonra yeterli sayıda yurt var dendi Türkiye genelinde. Sizce Nevşehir'de yeterli yurt var mı? Barınma konusu nasıl oluyor? Siz ne kadar kira ödüyorsunuz ya da yurtta mı kalıyorsunuz? Ben evde kalıyorum. Şimdi benim evde kalmamın getirdiği bir avantaj, daha doğrusu evde kalmamı sağlayan avantaj, ben 4 senedir buradayım. Fakat buraya yeni gelen arkadaşlarımızın çokça yaşadığı bir problem bu barınma ihtiyacı. Bunun da getirdiği işte ülkemizdeki ekonomik dengesizlikler, işte toplumsal anlamda toplumun içindeki dinamiklerin zayıflaması, işte bu pandeminin, karantinanın getirdiği Türk milletindeki o toplumsal anlayış, toplumsal dayanışmanın zayıflaması. Fakat Türk milleti güçlü bir millettir. Çelikten bir iradesi vardır. Ülke Ocakları da bunun yansımasıdır. En kısa zamanda toparlayacağına inanıyorum. Yeterlilik konusunda Türkiye'nin birçok noktasında yeterlilik anlamında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bu da işte üniversite öğrencilerinin fazlaca bulunması, üniversite sayılarının artması ve yetersiz yurt imkanları. Ki burada bahsetmek istediğim bir husus da bir öğrenci dışarıda kalıyorsa, barınma ihtiyacını gideremiyorsa bu Ülke Ocakları'nın meselesidir. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bizim yok çünkü. Yetersiz anlamda yurt imkanları, kredi imkanları öğrenciyi tabii ki zorlamakta. Ben de bir öğrenci olarak zorlanıyorum bu konuda. Fakat dediğim gibi Türk milleti için devlet tamam bir organdır fakat aslında çok da hayati bir organ değildir. Çünkü Türk milleti dünyanın en kolektivist milletidir. Bunu gördük işte birçok toplumsal olayda, birçok işte Manavgat yangınlarında, Bozkurt'taki afetlerde, Ülke Ocakları Manavgat yangınlarında da, sel afetinde de hep en ön plandaydı.
Dediğim gibi biz de Türk milletinin yansıması olduğumuz için o çelikten iradeyi ve kolektivist yaşam tarzını biz her zaman koruyoruz. Bu yetersiz imkanlar, yurt sıkıntıları, kredi sıkıntıları, bunlar da hem devletimizin hamlesiyle hem de milletimizin iradesiyle bunlar aşılacak sorunlar.